5. ölüm yıl dönümünde nacizane ben de senin sevdiğin eserlerle bir nebze olsun sana duygularımı, hislerimi, sevgimi, hürmetimi iletmek adına birkaç sevdiğin eserden bir program dizeledim. Yattığın yer, mekanın cennet olsun. (Gülüyor)
öylesine. Öylesine isterdim ki senin sağlığında, senin huzurunda, senin emri iradende eserlerimi, senin o çakmak çakmak bakan gözlerine bakarak icra edebilmeyi. Ama sen erken doğdun, ben geç dünyaya geldim, yetişemedim. Onun için bu duygularım hep içimde kaldı. Ama biliyorum ki Yüce Allahü Teala aramızdaki o bağı kuracaktır Rabbil Alemin. Benim şu anda okuduğum eserleri sen duyuyorsun Yüce Atam. Sana saygılarımı sunuyorum. Sana sevgilerimi sunuyorum.
Teklik dağlarda aşar yavrum diye diye ağlar. Günden güne yaz adalar. Ruhun şad olsun atam. Var olun, sağ olun. Hoş geldiniz, şerefler bahşettiniz. Bu önemli, bu çok önemli günde emisyon yapabilme gururunu bana bahşeden Show TV'nin çok muhterem, en yetkilisinden en yetkisizine ve siz burada bulunan muhterem misafirlere ve de ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimize binlerce teşekkürler, sevgiler, saygılar, hürmetler, reklamlar diyorum.
Sevdanın sonu gelmez, sana veda ediyorum. Yeni bir sevgili buldum, sana veda ediyorum. Kuz aşığım bensiz başım, indi gözlerimde yaşım. Kuz aşığım bensiz başım, bundan böyle arkadaşım. Aşktan yana ölüyorum. Aşktan yana yaşıyorum. Unutturdu seni bana geceler. Efendim. Herkes onu çok seviyor. Popstar'da, popstar zamanında da öyleydi. Popstar'dan sonra yine aynı şekilde kendisini çok sevdiniz. Onu içinizde yaşattınız. Çoğunuz belki de çok çok ilgi duydunuz. Efendim, beni tabii şu anda musiki yönü enterese ediyor ve musikiyle olan ilgisi, alakası ve icrası hakikaten o zaman da söylemiştim. Bu çocukta iş var demiştim.
Sonra işler dönüştü, ne oldu bilmiyorum. Acaba Orhan seyrediyor mu? Etik değil efendim der hemen. O zaman da öyle dediydi biliyorsun. Efendim. Şimdi değerli sanatçı arkadaşım Sayın Armağan Uzun Beyefendi ile sizleri baş başa bırakıyorum efendim. Teşekkürler. Senin olmaya gel.
Çok teşekkürler. Gözlerimde donmuş
iki damlası, iki damlası. Gözlerimde dolmuş iki damla sen. Çok teşekkür ediyorum, çok naziksiniz. Merci. Evet. Böyle alabilir miyim? Puan durumu nedir? Ya, puanı biraz sonra vereyim. Öyle mi? Biraz sonra vereceğim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Buyurun çocuğum. Buyurun evladım. Bu arada şimdi çocuğum dedim. Hemen size bir şey anlatmak istiyorum. Ama ne dereceye kadar tabii doğru olur bilmiyorum. Çünkü o evli. Ama muhakkak eşi de çok anlayışlı bir hanımdır. Efendim, gece susadım. Allah'ım deli olacağım. O kadar da tembelimdir ki. Oradan kalkıp da böyle su içmeye gidemiyorum. Durmadan böyle olduğum yerde dönüyorum. Efendim, bu da inadından hiç sesini çıkarmıyor. Halbuki o kadar böyle dönmeye duyması lazım, duyuyor inadından. Çok naziktir ama çok inatçıdır. Efendim, neyse sonra dedim, döndüm yattım. 2-3 dakika sonra susadın mı dedi. Aha dedim. o da susamış şimdi. Efendim, popstar zamanında da dedim ki bu çocukta iş var. Bu çok güzel okuyor. Buna dikkat edin. Bu sahne için yaratılmış bir çocuk dedim. Ve bütün talebelerimiz vardı ama bir çıkardı, jilet gibi o pantolonu, jaketinin arkası jilet gibiydi. Hiç oturmaz. Öyle ayakta 3-5 nöbeti tutar gibi, efendim nöbet tutar öyle otururdu. Dururdu, ayakta durur, sırasını beklerdi. Ve çıktığı vakit ben ceketinin arkasında armağanın hiç kırışıklık görmedim. Kalk dön arkanı. Orada da döndürürdüm hep. Dön arkanı. Buyurun. Bak. Geldiniz mi? İşte sahneye ve siz muhterem musikiyi severlere hürmet, gerçek sevgi, gerçek saygı budur. Evet. Tebrik ediyorum. Yine aynı şekilde yapmışsınız yapacağınızı. Şimdi buyurun. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. İlk yarışmaya katıldığım andaki o heyecanın bin bin fazlasını şu anda yaşıyorum. Onu da neden yaşıyorum bilmiyorum. Yarışmada da evet... Çünkü bize bu sanatı öğretenler, bu sanata layık olmak için sadece ses olarak değil, ekran ışığı ve musikiye saygıyı da öğretmişlerdi. Ben orada bana düşen görev, olması gerekeni yapmıştım ve doğru yaptığımı da burada hep beraber görmüş olduk. Siz layıktınız ve ben onun için, zat haliniz için hep konuşmuştum. Çok sağ olun. Evet. Çok kıymetlisiniz musiki adına.
Öteki başka şeyleri bilemiyorum tabii. Otur aşağı. Efendim şimdi yine çok kıymetli, çok değerli bir arkadaşım. Büyük sesli kadınlardan bir tanesi. Ona bir ünvan koymanın pek anlamı olacağını zannetmiyorum. O çok büyük sesli bir kadın. Işın Karaca geliyor. Çocuk nerede? Evde uyuyor. Yalan. Allah. Ama bizim müdür hanımla dedim ki illa ki çocuk da gelsin. Gelmezse o da gelmesin dedim. Gideyim ben. Bay bay canım.
Aşkım benim, ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ekranları başında bulunalım. Armağan. Merhaba. Nasılsınız? Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. O çok bilir kadınlara hürmeti. Çok iyi becerir o işleri. Canım. Evet efendim. Armağan, okuyacak mısın? Evet, okuyalım. Hadi gel. Tamam. Kalk bakalım. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Ellerin olsun. Fabrikasyon iş yapmayın. Ne geliyorsa içimizden onu okuyacağız. Kapın her çaldı. Çaldı.
Evet, Armağan, hani seninle bir Samahat Özden Ses'in bir uşağını okumuştuk, Popstar zamanı. Akşam oldu, hüzünlendim ben yine. Ne derse? Cevap geldi zaten. Ay, oradan cevap geldi de sen ister misin? Sen misafirsin çünkü. Yani ben büyük bir şeref duyarım. Nezaketin olur. Her zaman çok naziksindir. Sizler ister misiniz? Ama bir kez daha tekrar olur mu? Sıkılır mısınız? Ne dersiniz? Thank you.
Turgay Özlükler. Efendim, klarnet malumunuz veçiyle biraz sivri bir enstrümandır. Ama onu ney gibi üfleyen benim değerli arkadaşım, kıymetli arkadaşım, var olsun sevgili Turgay Özlükler. Var ol, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ağzına değerli... sağlık. Ellerinize sağlık. Değerli üstadlarıma da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Işıncığım. Hayatım. Taze dul. Evet. Nasıl gidiyor dulluk? İyi gidiyor. Güzel mi? Yalnızlık Allah'a mahsus. Tabii ki. Ama tabii ki insanlar bir yerde bir şeye başlarken o elektriğin uç seviyede çarpışı ile tabii ki birbirlerine olan hislerini, tezahürlerini sunarlar. Ama ayrılırken de böylesine asil bir şekilde el sıkışarak, öpüşerek, birbirlerine haklarını helal ederek ayrılmaları da
bence çok önemlidir. Çok. Sen bunu başarabildin. Çok şükür. Çok fazla özel hayatımla gündeme gelen bir insan değilim. Evet. Haliyle herkes işte ayrıldı mı, boşandı mı? Biz uzun bir sürede de ayrıydık zaten. Yani ama... zaten siz topluma mal olmuş, popüler bir kişilik olmamış olsaydınız zaten kimseyi enterese etmezdi. Doğru ama, söylüyorsunuz ama tabii işte. Tabii ki bu enterese alanına giriyor insanların. Efendim ama bravo, tebrik ederim. Hakikaten çok kaliteli bir şekilde o işi de hallettiniz. Sanatınızdaki büyüklüğünüz gibi. Estağfurullah. Canım benim. Estağfurullah. Teşekkür ediyorum. Taze damat. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Çok iyi. Gelin hanım nasıl? Çok çok iyi lan, şu anda bizleri izliyorlar. Gördüm resmini. Öyle mi? Arzu gösterdi. Öyle mi? Pembe beyaz böyle, evet. Çok güzel bir gelinimiz var maşallah. Efendim artık öyle demem lazım. Ama yok, kız hakikaten güzel. Öyle demem lazım derken kızcağız alınır. Hani öylesine mi söylüyorum? Hakikaten yok. Beğendim. Çok güzel bir... Allah mesut etsin. Allah çok mesut teşekkür etsin. Ediyorum. İnşallah. Ne yapıyor annen falan? Hepsi iyiler. Şu anda dört gözle bizi izliyorlar. Buradan onlara selamlar gönderiyorum, saygılar ben gönderiyorum. Ben de. Evet. Annesine sincap verdim. Çok iyi huylu bir hanımdı. Efendim, benim biraz gırtlağıma düşkün olduğumu bilip, bir de çok tembelim ya, geç kalkarım, hep böyle börekler yapardı, her şeyi hazırlardı, yazık, mutlu olayım diye.